Sayın Taşkın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. UNESCO'nun 2021 yılını vefatının 700. yılı münasebetiyle Yunus Emre yılı olarak ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığımız da 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan etti. Bu kapsamda Dünya Dili Türkçe adıyla yurt içinde ve dışında düzenlenecek etkinliklerin ilki dün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın programda yaptığı konuşmadan çıkan mesajlardan bazılarını önemine binaen sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunus Emre'nin bize bıraktığı en büyük miras 700 yıllık tarihimizi bizim kılan Türkçemizdir. Dilini kaybeden bir millet hafızasını, benliğini ve hatta inancını kaybeder. Türk İslam mührünü bu topraklara vuran asıl müessese dergahlar olmuştur. Unutmayınız, vatanı önce değil sonra ordu bekler. Bunun için Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız. 2021 Yunus Emre ve Türkçe yılının hayırlara vesile olmasını diliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.